Motul 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 3. ayak yarışları 2-3 Temmuz tarihlerinde Tuzla Motor Sporları Kulübü tarafından Alkraipex ve Tuzla Belediyesi katkılarıyla Tuzla Karting Park'ta organize edildi. 5 ayrı kategoride toplam 53 sporcunun katılımına sahne olan organizasyon kapsamında tüm kategorilerde cumartesi ilk yarışlar, pazar günü de ikinci ve üçüncü yarışlar koşuldu. 17 sporcuyla en kalabalık katılıma sahne olan senior kategoride Güntaş Delen birincilik kürsüsüne çıkarken, onu ikinci sırada Mehmet Ali Çebi ve üçüncü sırada Mert Ali Sarıçiçek takip ettiler. Senior kadınlarda birincilik kupasına uzanan isim Sude Nur Yurdagül olurken, Bomb Karting takımından Ayda Biter ikinci ve Sena Savaşer de üçüncü sırada yer aldılar. Yarışın takımlar birinciliğini ise Dynamic Racing Team kazanarak şampiyona takımlar birinciliğindeki liderliğini sürdürdü. Şimdi bu yarışların geniş özetini sizlerle paylaşıyoruz. Sporcular sıralamada elde ettikleri zamanlara göre grade'de dizildiler. Birinci cepte Dynamic Racing pilotu Güntaş Delen, ikinci cepte DNR Racing pilotu Sarp Arhan Or, üçüncü cepte Bomb pilotu Kerim Suryak, dördüncü cepte Mert Ali Sarıçiçek, beşinci Emre Ergör Karting Team pilotu Berk Kalpaklıoğlu, altıncı cepte Blackburn sporcusu Büşra Sena Savaşer, yedinci Ayda Biter, sekizinci Mehmet Ali Çebi, dokuzuncu Sude Nur Yurdagül ve 13. cepten İsmail Arda Keske start alacaklar. Formasyon turu tamamlandı ve kırmızı ışığın sönmesiyle 3. ayak senior kategori 1. yarışı başladı. Mert Ali Sarıçiçek çok iyi start aldı ve Kerim Sulya'ya geçerek 3.lüğe çıktı. Büşra Sena Savaşer de iyi start aldı ve o da 7.likten 5.liğe çıktı. Sarp Arhan Or 2. viraj sonrası düzlükte atak yaptı ve Mert Ali Sarıçiçek ile Kerim Sulya aynı anda geçerek 2.liğe çıktı. Startta çok iyi çıkış yakalayan Mehmet Ali Çebi de 9. sıradan 4. sıraya yükseldi. Kerim Sulyak starttan sonra 2 sıra kaybederek 5.liğe girildi. Sena Savaşer ise Mehmet Ali Çebi'nin hatağından sonra 6.lığa düştü. Ayda Biter 8. sıradan start almıştı, şu anda yerini koruyor. Arka tarafta Axel Zavaro fazla dışarıya açılınca lastik bariyerlere çarparak spin attı. Neyse ki bir şey yok, yola döndü. Son yarışlarda performansı gittikçe artan Mehmet Ali Çebi bu yarışa da çok iyi başladı. Önündeki Kerim Sulya'ya baskı uyguluyor. İki sporcu tampon tampona mücadele ediyorlar. Bomb pilotu Kerim Sulya'nın önceki yarışlarda açık ara lider gitmesine alışmıştık. Şimdi rakipleri de oldukça rekabetçi oldular. Özellikle Mehmet Ali Çebi, Sarp Arhan Or ve Blackburn sporcusu Büşra Sena Savaşer'in bu sezon tempoları oldukça yükseldi. Güntaş Delen zaten bu kategorinin en tecrübelilerinden. Birçok kez bu kategoride şampiyon olmuş bir isim. Ayda Biterse o da çok tecrübeli. Bu sene onun da 4. sezonu. Hırslı ve hızlı bir pilot. Her zaman podyum için savaşıyor. Ancak rakipler de güçlü olduğu için zaman zaman kazalara karışıyor. Bunun için gün sonunda istediği yerde olamıyor. Blackburn sporcusu Büşra Sena Savaşer de Ayda Biter gibi hızlı ve hırslı. Sena'nın tek farkı bu sene 2. sezonu ve bu kategorinin en genç pilotu. Çabuk öğreniyor, disiplinli ve çalışkan. Rakipleri kadar antrenman yapma şansı olmadığı için yarışlara genellikle dezavantajlı olarak çıkıyor. Buna rağmen her yarış temposunu artırarak dikkatleri çekmeyi başarıyor. O da genellikle kazalar ve mekanik sorun yaşamasından dolayı bugüne kadar istediği başarıyı yakalayamadı. İsmail Arda Keskin'in bu sene ilk sezonu. Direkt en üst kategoriden yarışmaya başlayan Arda bu sezonu antrenman olarak değerlendiriyor. Zaman zaman performansını artırarak üst sıralara tırmanıyor ancak istikrar sorunu var. Uzun süre aynı tempoda gidemiyor. Bunun en büyük nedeni çok güçlü rakipleri olmasından kaynaklı. Bazen istediklerini piste çok iyi yansıtıyor. Ancak ufak tefek temaslar moralini bozduğu için temposunu düşürüyor. Zamana ihtiyacı var. Bunların hepsi bir tecrübe. Seneye çok farklı bir İsmail Arda Keski izleyeceğimizi düşünüyoruz. Mert Ali Sarıçiçek 3. sırada rahat bir tempoda yarışına devam ediyor. Mert Ali de başarılı bir sporcu. Her zaman onu da ilk 5 içerisinde görüyoruz. Çoğu zaman podyuma çıkmayı da başarıyor. Bugün de performansıyla göz dolduruyor. Ayda Biter'in arkasında Sude Nur Yurdagül var. Ayda iyi savunma yapıyor ancak Sude'nin baskıları bunaltıcı derecede arttı.
Hayda, Sude geçişini yaptı ancak viraj içinde Ayda Biter'le temas yaşadılar. Ayda Sude'nin devam etmesini bekledi ve her ikisi de piste geri döndüler. Bu kez Sude önde, Ayda arkada yarışı sürdürüyorlar. Ve damalı bayrak sallanıyor. Günün ilk yarışını Güntaş Dilen kazanırken Sarp Arhanor ikinci, Mert Ali Sarıçiçek üçüncü olarak finiş gördüler. Sena ve Mehmet Ali son turda rakiplerine tur bindirerek damalı bayrak altından geçiyorlar. Kerim Sulyak dördüncü olurken Sena Savaşer beşinci, Mehmet Ali Çebi altıncı, Sude Nur Yurdagül yedinci, Berk Kalpaklıoğlu sekizinci, Timothy Lambert dokuzuncu ve Ayda Biter onuncu sırada yarışı. Şimdi Senior kategori ikinci yarış özetiyle yayınımıza devam ediyoruz. Sporcular bir kez daha piste çıktılar. İlk yarış sonucuna göre griddeki yerlerini aldılar. Güntaş Dilen pol pozisyonunda, Sarp Arhanor ikinci, Mert Ali Sarıçiçek üçüncü, Kerim Sulyak dördüncü, Sena Savaşer beşinci ve Mehmet Ali Çebi altıncı sıradan start alacaklar. Ooo, Sena için şanssız bir an. Formasyon turunda aracı durdu. Aldığımız bilgiye göre aracın aktarma kayışı kopmuş. Sena için yarış başlamadan bitti. Gerçekten şanssızlık. İşte kırmızı ışık söndü ve günün ikinci yarışı başladı. Mert Ali Sarıçiçek bir kez daha iyi start alarak ikinciliğe çıktı. Kerim Sulyak da Sarp Arhan Oru zorluyor. Startı bir kez daha izliyoruz. Ooo, Berk Kalpaklıoğlu ile Sude Nur Yurdagül temas yaşadılar. Berk yarışa devam etti ancak arkadan gelen İsmail Arda keski duramayarak Sude Nur Yurdagül'ün aracına vurdu. İki araç sürüklenerek yol dışına savruldular. Her iki sporcunun da durumu iyi ancak araçlar yürüyemez duruma geldiği için ikisi de yarışa burada veda ettiler. Kerim Sulyak önündeki Sarp Arhan Or'la mücadele ederken fırsatı iyi değerlendiren Mehmet Ali Çebi atak yaptı ve Kerim Sulyak'a geçerek dördüncülüğe çıktı. Sarp Arhan Or mükemmel pilotaj sergileyerek viraja içten geçmeyi başardı. Sarp şimdi ikinci sıraya çıktı. Hayda, bu kez Sarp Arhan Or'un aracı yolda kaldı. Sarp bu duruma çok üzüldü. İkinci giderken yarışa bu şekilde veda etmek gerçekten talihsizlik. Aldığımız bilgiye göre o da Sena Savaşer'le aynı kaderi paylaştı. Onun da aracının zinciri yerinden çıkmış. Mehmet Ali Çebi bir atak daha yaparak Mert Ali Sarıçiçek'i geçti. Ardından Ayda Biter'le Mert Ali Sarıçiçek ufak bir temas yaşadı. Ayda hemen gaza yüklendi ve Mert Ali'yi geçti. Mehmet Ali Çebi yine mükemmel bir yarış çıkartıyor. Şu anda dördüncü sırada yerini korurken arkasında Timothy Lambert baskı uyguluyor. Önde lider Güntaş Dilen, temaslar ve yarış dışı olaylarından faydalanan Berk Kalpaklıoğlu ikinci, Kerim Sulyak üçüncü sıradalar. Ayda Biter önündeki Timothy Lambert ve Mehmet Ali Çebi'yi oldukça yakın takipte. Damalı bayrak altından bir kez daha ilk sırada Güntaş Dilen geçerken Berk Kalpaklıoğlu ikinci, Kerim Sulyak üçüncü, Mehmet Ali Çebi dördüncü, Timothy Lambert beşinci, Ayda Biter altıncı ve Mert Ali Sarıçiçek yedinci oldular. Ancak cezalar sonrası sıralama değişti ve ikinci yarış neticeleri şu şekilde oldu. Birinci Güntaş Dilen, ikinci Mehmet Ali Çebi, üçüncü Timothy Lambert, dördüncü Ayda Biter, beşinci Berk Kalpaklıoğlu ve altıncı Kerim Sulyak oldu. Bu yarışta 3 sporcu yarış dışı kaldı. Sude Nur Yurdagül, ChefMarket.com desteğinde yarışan Blackburn sporcusu Büşra Sena Savaşer ve İsmail Arda Keski ikinci yarışı tamamlayamayan isimler oldular. Ve sıra geldi günün son yarışına. Yarışın birincisi belli gibi. Bakalım ikinci ve üçüncü kim olacak? İşte kırmızı ışıklar söndü ve son yarış başladı. Her zaman iyi start alan Mehmet Ali Çebi en önden start almayı stres haline getirmiş olacak ki 4 sıra birden kaybetti ve beşinciliğe girildi. Avantajını hemen yarışın başında kaybetmesi onun için iyi olmadı. Olamaz! Sarp Arhanor'la Berk Kalpaklıoğlu temas yaşayarak zaman kaybı yaşadılar. Hayda,
Bu kez İsmail Kiski ile Timothy Lambert temas yaşadılar. İsmail için şanssız bir hafta sonu oluyor. İkinci yarışta da büyük bir kaza sonrası yarış dışı kalmıştı. Şimdi de burada çok zaman kaybedince en son sıraya geriledi. Önde Mehmet Ali Çebi, Ayda Biter ve Senar Savaşer üçlüsü rekabet içerisindeler. Ankutsan sponsorluğunda yarışan Dynamic Racing sürücüsü İsmail Arda Keski pite giriyor. Muhtemelen aracında sorun var. Günün en şanssız ismi diyebiliriz. Ayda Biter'den soğukkanlı bir geçiş izledik. Sena Savaşer'i geçti ancak Sena'nın pes etmeye niyeti yok. Bir tur sonra aynı virajda bu kez Sena atak yaptı. Ufak temasta yaşayan iki sporcu arasında bu kez galip Sena Savaşer oldu. Sena yerini yeniden geri aldı. Birkaç viraj sonra Ayda bir kez daha Sena'yı geçmiş. İki kadın sporcu arasında kıran kırana bir mücadele izliyoruz. Yarışın bu bölümünde iki turuncu sporcu, Mehmet Ali Çebi ve Timothy Lambert arka arkayalar. Önde Kerim Sulyak ikinciliğe çıkmış. Mert Ali Sarıçiçek üçüncü, Sarp Arhan Or dördüncü sırada yarışı sürdürüyorlar. Timothy Lambert da pite giriyor. Muhtemelen İsmail Keski ile yaşadıkları temasta onun da aracı hasar aldı. Mehmet Ali Çebi artık iyice rahatladı. Şu anda beşinci sırada. Sarp Arhan Or atak yaptı ve Mert Ali Sarıçiçek'i geçerek üçüncülüğe çıktı. Oh, kameralarımız bu geçişi görüntülerken Ayda Biter'in aracı takla atmış. Aldığımız bilgiye göre Sena Savaşer geçiş hata yaparken Ayda Biter'in aracıyla temas yaşamış. Bu temas sonrası Ayda'nın aracı takla atmış. Kameralarımız bu görüntüyü çekemedi. Çekseydik bile yayınlamayacaktık. Çünkü bu sporda görmek istemediğimiz talihsiz bir kaza bu. Yönetmenimiz Okan Çetiner kaza yerine hemen giderek yakından takip etti. Sporcuların durumlarının gayet iyi olduğu bilgisini verdi. Tedbir amaçlı her iki sporcuyu da doktorlar kontrol altına aldılar. Yarışın %90'ı tamamlandığı için sporcular buradan puan alabilecekler. Yeşil bayrağın sallanmasıyla yarış kaldığı yerden tekrar başladı. Güntaş Delen birinci, Kerim Sulyak ikinci, Mert Ali Sarıçiçek üçüncü, Sarp Arhan Or dördüncü, Mehmet Ali Çebi beşinci, Sude Nur Yurdagül altıncı sıradalar. Sarp Arhan Or atak yaptı ve önündeki Mert Ali Sarıçiçek'i geçmeyi başardı. Şu anda önündeki Aksel Zavaro ile mücadele ediyor. Sarp Arhan Or bir kez daha atak yaparak Kerim Sulyak'a geçti ve yarışta ikinciliğe yükseldi. Sarp yarışın bu bölümünde mükemmel işler yapıyor. Sarp Arhan Or'la Güntaş Delen arasındaysa sadece bir saniye zaman farkı var. Bakalım Sarp Güntaş Delen'e de atak girişiminde bulunacak mı? Mert Ali Sarıçiçek bu kez atak yaptı ve Kerim Sulya'ya geçerek üçüncülüğe çıktı. Yarışta başka geçiş yaşanmadı ve Güntaş Delen birinci olurken Sarp Arhan Or ikinci, Mert Ali Sarıçiçek üçüncü, Kerim Sulyak dördüncü, Mehmet Ali Çebi beşinci ve Sude Nur Yurdagül altıncı oldular. Ayda Biter'le temas yaşayan ve bu yarıştan diskalifiye edilen ChefMarket.com sponsorluğunda yarışan Blackburn sporcusu Büşra Sena Savaşer puan çıkartamadı. Bu arada Sena temize giderek itirazda bulundu. Henüz resmi açıklama tarafımıza ulaşmadı. İlerleyen programlarımızda sonucu sizlerle paylaşacağız. Şimdi yarış sonrası sporcularla yaptığımız röportajları izliyoruz. Tamam sen şey, kaza yapan bir lütfen. Evet. Hafta sonu gayet güzeldi. Sıralamada trafiğe takıldık. Ona rağmen ikinci sırayı almayı başardım. Çok ufak bir farkla hem de ikinci sırayı aldık. Bir tane turumu atabildim. O da bu sıfır lastiğin aslında başta iyi çalıştığı bir aralık var. O aralığı geçmiştik. Ona rağmen çok ufak bir farkla pol pozisyonunu kaçırdım. Yani pol pozisyonunu alsaydık bence yarışı birinci de bitirebilirdik ama Güntaş Delen birinci kalktı, ben de ikinci kalktım. Zaten 1-2 hep böyle kedi fare kovalaması gibi oldu ama o hiç hata yapmadı. Sonuçta çok tecrübeli pilot. 6 kez Türkiye şampiyonu. Bu da benim ikinci sezonum. Ona rağmen onu o kadar yakından takip edebilmem bence gayet iyi bir sonuç. İlk yarış güzeldi, ikinci oldum. Sonrasında ikinci yarış startta dördüncülüğe düştüm, sonra üçüncülüğe, sonradan ikinciliğe ve günü yakalıyordum. Fastest lap'i yani en iyi, en hızlı turu attığım turdan sonra hemen ikinci, üçüncü virajda zincirim yerinden çıktı ve DNF yani yarışı bitiremedim. Evet yani bu kötü bir sonuç oldu. Hiç puan alamamak o yarıştan bana podyuma mal oldu. Sonraki yarışa da 8. sıradan başladım.
Startta 3 sıra kazandım. Sonrasında ikinciliğe kadar tırmandım. Çok güzel bir yarış oldu. Umarım seyirciler de çok beğenmiştir. Bir sürü geçiş yapmak da çok keyifliydi açıkçası benim açımdan. Benim elimde olduğu kadarıyla çok iyi bir hafta sonuydu yani. Yani sıralama, antrenmanlarda sıralamada çok hızlı değildim. Yani rakiplerimden. Sonra ilk yarış sıralamada 8 oldum. İlk yarışta klasik startlarımı çok güzel alınca 4'e fırladım ikinci virajdan. Yarışı 6 tamamladım. İkinci yarış ikinci bitirdim. 6 başlayıp 4 yer kazandım. Son yarışta puanlamaları hesaplama. Kafada son turlar puanı hesaplarken ikinci olduğumu anladım. Ve öyle pite gelince büyük bir sevinç oldu. TKŞ'de ilk podyum. Gün Taşdelen. Senior kadınlarla üçüncü Büşra Sena Savaşer. İkinci Ayda Biter. Birinci Zude Nur. Sevgili seyirciler, programın sıradaki konuyla devam ediyor. Bizden ayrılmayın lütfen.